Herkese merhabalar. Eğitim'e hoş geldiniz. Bugün sizlere mobilden ekran kaydı alabileceğiniz 3 farklı uygulama tanıtacağım. İsterseniz başlayalım. Evet bugün yine bir uygulama tanıtımıyla karşınızdayım. Bugün de sizlere ekran kaydı alabileceğiniz üç farklı uygulama tanıtacağım. Bu uygulamaların hepsini daha önce denedim ve tecrübe ettim. E, aralarında tabii ki daha yüzü olanlar var, biraz daha kötü olanlar var. Ama bunları e, karışık bir şekilde sizlere bu videoda tanıtacağım. E, i̇sterseniz ilk uygulamamızı başlayalım. İlk uygulamamız daha önce de bir mobil uygulama tanıtımında o videoya da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. O videoda gösterdiğim X Recorder uygulaması X Recorder benim de kendimin mobil videolarında kullandığım gayet kaliteli bir uygulama. Şu anda tabii ki onu tanıttığım için başka bir uygulamayla kayıt alıyorum. Birazdan o uygulamayı da sizlere göstereceğim. Ama şu anda X-Recorder'ın ekranındayız. X-Recorder'ı burada görebiliyorsunuz. Burada X-Recorder'da şurada görmüş olduğunuz gibi bir kayıt tuşumuz var. O kayıt tuşuna bastığınızda kayıt otomatik olarak başlıyor. Ama sizlere şöyle göstereyim. Ana ekrana geldiğimde şuradan görüyorsunuz. Burada bir kaydet tuşu oluyor. Yukarıdan bildirim çubuğunu açtığınızda kaydete tıkladığınız zaman... Otomatik olarak videonuz kaydedilmeye başlanıyor. Aynı zamanda buradan ekran görüntüsü de alabiliyorsunuz. Araçlar kısmına falan çok girmeyeceğim çünkü bizim olayımız burada ekran kaydı. burada direkt çık diyerek de uygulamayı kapatabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi gayet kolay bir kullanım var. Buradan fotoğraf kısmına geldiğinizde yine buradan fotoğraf çekme şansınız var. Ekran görüntüsü alma şansınız var. Burada düzenle kısmında programın çok güzel bir özelliği var. Buradan çektiğiniz videoları, program üzerinde çektiğiniz videoları burada montajlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda gayet güzel bir özellik, çok işinize yarayacak bir özellik. Bu özelliği de kullanabilirsiniz. Burada direkt video düzenleyin diyerek burada videolarınızı düzenleyebilirsiniz. Hatta şöyle bir göstereyim. Mesela burada herhangi bir videomu seçecek olursam şu iki videoyu seçeyim. Hatta Hani üstten bir görelim buradan görmüş olduğunuz gibi kırpma yapabiliyoruz videoları birleştirebiliyoruz çok fazla detayına girmeyeceğim burada hızlandırma vesaire her şeyi yapabiliyoruz sadece kenar kısmında uygulama kendi reklamını yapıyor tabii ki orada bir sadece dezavantajımız var daha sonra şu ayarlar kısmına geleyim size kısaca buradan bahsedeyim ayarlar kısmından çözünürlüğümüzü ayarlayabiliyoruz benim 1080p olarak seçili. Siz de kendiniz buradan seçebilirsiniz 1080p ve 720p sizlere tavsiye ederim videonuz HD olacaktır böylece onları seçebilirsiniz. Kalite var burada otomatik olarak bırakmanız sizin için daha iyi ee, ama siz yine yüksek veya düşük gibi ayarlar yapabilirsiniz ben otomatikte kullanıyorum. Burada yatay mı dikey mi olacağını soruyor videonun. Bunu oto yaparsanız şöyle olacaktır. Telefonunuzu döndürdüğünüzde otomatik olarak video yan dönecektir. Dikeyken de dikey kalacaktır. Yani telefonunuz o sıra nasıl dönükse ona göre ayarlar sizin için. Burada ses kaydına izin veriyorsunuz tabii ki video çekeceğiniz için. Konumu kaydedin dediğiniz yer e, videonun kayıtlarınızın nereye kaydedilebileceğini seçiyorsunuz burada. E, ben SD kartımı seçtim. Siz istediğiniz yeri seçebiliyorsunuz. Burada başlamadan önce geri sayım var Onu açabilirsiniz Ekran görüntüsünü aldıktan sonra pencere aç Vesaire burada birçok ayar var Kayıt durdurmak için Telefonu salla ayarı var Mesela kayıttayken telefonunuzu salladığınızda Kaydınız otomatik olarak duruyor Burada kameranızı koyabiliyorsunuz Yine aynı şekilde gayet güzel özelliklere sahip Bu şekilde kolay bir Kullanıma sahip bir uygulama Sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum Evet bir sonraki uygulamamız Az recorder Az Recorder biraz daha farklı aslında temel olarak aynı özellikleri içeriyor ama tabii ki uygulamanın yapımcısı vesaire farklı olduğu için e, içinde farklılıklar var. Yine kolay bir kullanıma sahip bu uygulama şuradan size hemen göstereceğim. Burada e, az önce benim kaydettiğim video duruyor mesela. Burada fotoğraf aynı şekilde e, ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Burada da kaydettiğiniz videoları görebiliyorsunuz. Biraz daha e, pratik bir kullanıma sahip aslında ama ben daha çok X Recorder'ı tercih ediyorum. Buradan gör olduğunuz gibi çözünürlüğünüzü ayarlayabiliyorsunuz. Benim 1280-720 olarak kalmış. Ben bunu mesela 1920-1080 olarak kullanacağım. Ee, siz de buradan çözünürlüğünüzü ayarlayabiliyorsunuz. Buradan kare hızınızı ayarlayabiliyorsunuz. Yani FPS'i buradan. Ayarlayabiliyorsunuz 60 FPS çekme şansınız da var videolarınızı. Buradan döndürme yine aynı şey otomatik olarak hangi tarafa dönerse videonuz o şekilde e, yapılacaktır. Burada hızlandırma ayarları var. Hızlandırma ayarlarını kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ses kaydetmeyi açıp kapatabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde burada kamerayı göster diyebiliyorsunuz. Böylece e, videoda kameranızı da kenara koyabiliyorsunuz Zaten webcam gibi. Burada yeşil ekran sorunu vesaire şeyler var. Bunlar tabii ki çok da bizi ilgilendiren şeyler değil. Yine çıktı dizinini burada istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Benim SD kartım seçili yine. Genelde yani SD kartı kullanıyorum böyle durumlarda Ana ekrana gelecek olursak Şöyle yine bildirim çubuğundan kontrol edebiliyorsunuz Aynı zamanda şöyle bir şansımız daha var Burada sağ tarafta bir daire geliyor Bu daireden istediğiniz gibi videonuzu başlatıp durdurabiliyorsunuz Ama eğer derseniz ki bu daireyi ben görmek istemiyorum Çünkü videonuzda görmek istemeyebilirsiniz bu daireyi Böyle düşündüğünüzde de bunu çekip Buraya atabiliyorsunuz. Siz yine bildirim çubuğundan istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Buradan SS alıp buradan e, videomuzu e, atabiliyorsunuz. Her şekilde yine bildirim çubuğunu kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki uygulamamız Mobizen. Mobizen'in çoğunuz biliyorsunuzdur. E, Mobizen'in bir dezavantajı var bu konuda. Az önce mesela burada olan yuvarlağı biz atmıştık ya. Mobizen'de bunu yapamıyoruz. Mobizen'de bu e, burada kalıyor. Yani bunu buradan atmaya çalıştığımızda direkt program kapanıyor. E, bu yüzden Mobizen son zamanda o kadar da tercih edilmiyor. Ben de diğer uygulamaları Mobizen'den daha çok tavsiye ederim sizlere. Ama dersiniz ki ben bunu kullanmak istiyorum. Yine tabii kullanabilirsiniz. Mobizen'de bu sağ taraftaki görmüş olduğunuz veya sol tarafta siz nereye koyarsanız oraya gidecektir bu. E, mesela şu anda sağ tarafta buna tıklıyoruz ve buradan video seçeneğini tıkladığımızda videomuz başlıyor. Kayda giriyoruz. Yine burada ayarlarına girebiliyoruz. Şöyle bir girelim hatta. Burada görmüş olduğunuz gibi ayarlarımız var. Yine 720p veya 1080p seçeneklerinde seçebiliyorsunuz kalitesini yine değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi yine FPS'ini e, istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz şu an otomatikmiş mesela biz bunu 60'a ya da 30'a çekebiliyoruz istediğimiz gibi bu şekilde e, gayet güzel videolar ortaya çıkarabiliyoruz telefondan video çektiğimiz zaman burada geri sayımı ayarlayabiliyoruz e, yine aynı şekilde depolama yolunu ayarlayabiliyoruz videomuzun nereye kaydedileceğini ayarlayabiliyoruz. Yine burada da bir editör var. Yani videonuz bittikten sonra burada videonuzu editleyebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Tabii ki X recorderın kadar iyi olduğunu sanmıyorum. Şöyle şu anda aslında uygulamalarımız bitti. 3 uygulamamız bunlardı. Ama size şöyle bir kısa bir şey söyleyeceğim. Bu tanıttığım 3 uygulamadan X Recorder sizlere en çok tavsiye ettiğim X Recorder'ı kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Ondan sonra Az Recorder, ondan sonra Mobizen'i sizlere tavsiye ederim. E, i̇mkanınız varsa eğer X Recorder sizin için en iyisi. ama dersiniz ki diğerlerini kullanacağım. Yine Az Recorder da gayet güzel bir uygulama. X recorder kalite açısından bir tık daha önde benim için ee, siz de istediğiniz gibi dediğim gibi istediğiniz hangisi ise onu kullanabilirsiniz ee, umarım bu video sizlere yardımcı olabilmişimdir ee, bu arada bahsetmek istiyorum Instagram adresimi açıklama kısmında bulabilirsiniz oradan beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz veya ben sorularınız varsa Instagram'dan yine bana ulaşabilirsiniz bana video tavsiyeleriniz varsa yine yorumlarda belirterek yardımcı olabilirsiniz bana ee, umarım bu video sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.